Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أستعيذ بالله وعلم آدم الأسماء كلها والله تعالى آدمية اسم لنين هر بيتسين أرغتت مفسرلر تفسير كتابلرده مختلف فكرلرنه ذكر كلشده بعضا تدكي فرشتلنين اسملرنه بعضا تدكي تاش درخ جين انسان فرشته Bazılar mana imamız yüte etkendik, tavak kaça, yani adli nesiller geçe, bütün nesiller de öğretti dedi. Siz bunu yana hem keng çünün. Bir de sizi yana hem keng çünüşlükke ve çukur çünüşlükke mecbur kıladığın kelime var. Allah Teala adamge isimlerde öğretti degen de şu geplen kifayelenmedi. Bunun arkasından isimler degendekin tekit kıla yaptı. Kullaha diyordu. Her bittesini diyelim. Demek isimlerinin her bittesini öğretti Allah Teala. Adam Aleyhisselam'a bir insanın kerebiledigen ilimlerinin hepsini öğretti. Demek bazı müfessirler şöyle denk edip çıkartadı ki Adam Aleyhisselam zürriyatlarının içi de gepleşiledigen tillerinin hepsini bilgenler. Arapça bulsun, Türkçe bulsun, Rusça bulsun, İngilizce bulsun, Çince bulsun, Japonca bulsun. Hamasini bilganlar va hozirgi sanlarni turlari masalan diniy ilmlarga albatta bor narsa geografiya deysizmi, tarix deysizmi, fizika deysizmi, kimyo deysizmi, butun ilmlar, ya'ni nimani so'rasangiz javob beradigan holatda. Bilasizlar, payg'ambarlarga beriladigan ilmlar avvalo ijmoli bo'ladi. Har birtasi tafsir qilinmaydi. Insonlar tafsilotini so'ragan vaqtda Alloh tomonidan vahiy bo'lib xabar beriladi. Mesela Muhammed Aleyhisselam hem hemen asanı bilerdiler, icmali halette. Lekin Muhammed Aleyhisselam'da siz tıbbi meselelerinin nazik nüktelerine, tefsilatıya kirip sorasız, o şu vakitte bilmeseyem, Allah'a dua kıladılar, Allah'tan soruyordu, Allah tarafından kirerdi, Allah tarafından kirerdi. Adam Aleyhisselam'ın dikiniyem, şimdi üçünüşlük gerek. Elbette ki Adam Aleyhisselam, mesela şu ilimlerde hemen bilgendikende, siz derru mesela, hani, kimyodali moddalar bor. Moddalar bir-biriga aralashligi. Masalan, kislorodni paydo bo'lishligi, suvni paydo bo'lishligi. Unda chuqur narsalarga kirib ketmaysiz. Odam alayhissalom kimyo masalasidagi qoidai kulliyo masalalarni biladilar. Tafriqiy masalalardan agar so'rasangiz, Alloh taolo yana bildirib oladi. Butun ilmlar o'rgatildi. Butun ilmlarga mahorat hosil qildilar. Chunki Alloh taolo ta'lim berdi, o'rgatdi Alloh taolo. Ilmni Adam Aleyhisselam Allah Teala'dan doğrudan doğru alı yaptı. Demek ki Allah Teala ilimini bir deneye verip koştukça kadir. Kadir Allah Teala. Lekin siz Allah şunge kadir ködüp hemen sana teşep yumuşak düşerlerine oturup alıp Ya Rabbi menge ilim birgin. İlmi ladun birgin. Huzurinde ilim birgin. Adamge birgin ki. Mengeyen birgin. Dişliğiz caizmez. Çünkü Allah Teala size ilim öğrenişli yollarını gösterirken, ilim okuyun, ilim talep kıyın diye. İlim talep kıyın halatizde ki Allah Teala küprak verirdi. Siz okuyup durduğunuzdan küprakını verirdi Allah Teala. Himmetizge, talebizge, niyetizge, hılasızge kalır. Böyle bana kafirlerinin kançeli bir ahmakligi, batırligi, cahilligi ve onları iş engellerdi, ondan en beter ahmakligi ve Adam Aleyhisselam deyik büyük bir peygamberge tuhmat qilib turganligi o'zlarini ham bobosi hisoblanadi, o'zlarini ham ajdodi hisoblanadi, lekin kofirlarning qanchalik bir hurmatsiz tarbiyasi ekanligi sobit bo'lyapti. Qanday qilib? Ular nima deydi? Insonlar aqidasini buzib aytdiki, insoniyatni boshlanishligi vahshiy insonlar bilan boshlangan. Vahshiy insonlar, yovvoyi insonlar bilan boshlandi. Qip yalang'och yurishardi erkaklar ham, xotinlar ham, libosni nimaligini bilmas edi. Kiyinishdi nimaligini bilmas edi. Hech narsani bilmas edi deb o'zlarining tabaqalari bor. Bunday zamon, tosh zamoni, temir zamoni deb. Endi u
Halbuki insonni bir qurbaqadan paydo bo'lgani, qurbaqadan keyin maymun bo'lgani, maymundan to'ng'iz bo'lgani. Bu masalani qo'ying. Bu botillarning eng botili. Va bu masala, ya'ni insonni maymundan yoki to'ng'izdan bo'lganligi kofirlarning o'zini asliga e'tirof. Ular o'zlarini aslini e'tirof qilyapti. Biz maymundan bo'lganmiz, deyapti. To'g'ri aytibdi. Ular maymundan bo'lgan ular. Ammo biz alhamdulillah insondan bo'lganmiz. Chunki Alloh taolo aytganki Qur'onda, Yahud nasroniylar Allohga isyon qiladi, ularni maymun to'ng'izga aylantirib qo'ydi. Ular shuni aytmoqchi bo'lyapsiz, tushunmayapsiz. Biz ota-bobolarimiz maymun edi, to'ng'iz edi deydi, to'g'ri aytadi ular. Ammo biziki emas. Biziki mana Odam alayhissalomdan boshlangan, mana ilk fardimiz, ilk mana inson eng katta olim edi. Butun ilmlarni biladigan edi. Qanday qilib endi u johil bo'lishi mumkin? Qanday qilib ilmsiz bo'lishi mumkin? Va yana Odam alayhissalom munozaraga qo'yilyapti, qarang. Faqatgina ilm berilib qo'yilmayapti, munozaraga qo'yilyapti. Summa aradahum alal malaika. Kim bu ilmlarda Alloh taolo farishtalarga ko'rsatdi. Faqala anbi'uni bi asma'i haula. Bu narsalarning ismlarini menga xabar beringlarchi, in kuntum sodiqin. Agar sizlar sodiq bo'lsalaringiz, dedi Alloh taolo. Farishtalar ojiz qoldi, qarang. Farishtalarni ojiz qoldiradigan darajada ilmi bor edi Odam alayhissalomda. Shuning uchun kimiki insoniyatning boshi shunday yovvoyilik bilan boshlangan, vahshiylik bilan boshlangan, insonlar mana rivojlanib kelyapti, mana shunchalik rivojlandik. Kofirlar rivojlangan sari ularni ayollarning etaklari qisqarib ketyapti borgan sari. Rivojlangan sari. Qani rivojlanishdi qarang, qanchalik ko'tarilishyapti. Etagi shunday ko'tarilyapti, ishtoni ko'tarilyapti xotinlarini. Shuni ular rivojlanish, taraqqiyot deyapti, ko'tarilishyapti. Bu rasvolikki bu. Hayvondan ham battarlik bu. Taraqqiyot ilm bilan, ma'naviyat bilan, taqvo bilan, axloq bilan, go'zallik bilan bo'ladi. Ularda hammasi Odam alayhissalomda bor edi. Va bilingki, tabiiyki albatta Muhammad alayhissalom butun insonlar va butun payg'ambarlarning afzali bo'lganligi uchun u kishi va u kishining zamoni insoniyatning tarixi yer yuzining tarixidagi eng saodatli zamon. Lekin Odam alayhissalomning zamonini o'ziga xos xususiyatlari bor. Ya'ni Odam alayhissalomda bo'lgan ba'zi holatlar Muhammad alayhissalomning zamonida bo'lmagan. Ya'ni Odam alayhissalom yerga yangi tushganlarida va ilk farzandlari bilan yashab yurgan vaqtlarida farishtalar bilan, masalan sizlar bilan biz qanday ko'rishsak, gaplashsak, o'tirsak bir-birimiz o'tamizda. Ular farishtalar bilan shunday ko'rishardi, shunday o'tirishardi, gaplashib yurishardi. Shunday bir zamonlar edi. Butun insonlar gunohni nimaligini bilmaydigan holatda edi. Qanday qilib ularni biz ularni vahshiy deymiz, yovvoyi deymiz? Katta bu jaholat va insoniyatning mana asliga balta urishlik, tarbiyasizlik, axloqsizlik bu narsa. Ammo kofirlar qara insonlarni musulmonlarni qanday aldayapti? Tarbiyasizlik qilyapti, axloqsizlik qilyapti, biz sizlarga ilm o'rgatyapmiz. Ruslar maqtanadi, biz o'rtasiga kelganimizda Buxoroda 100%ga 2% ilmli insonlar bor edi xolos, hammasi johil edi deydi. Aslida bu teskarisi, 100%ga 2% johil bor edi Rusiyada o'qib kelganlar. Boshqa hammasi ilmli insonlar edi, olimlar edi, dinini yaxshi bilgan, Qur'on hadisni yaxshi bilgan insonlar edi. 2% o'sha gimnaziyalarda o'qib kelgan kishilar edi Rusiyada. Ular maqtanyaptiki, biz kelganimizda o'rtasiyada faqat 2% ilmli insonlar bordi, hammasi johil edi, biz sizlarga ilm o'rgatdik. Nimani o'rgatdi ular? Butun rasvolikni o'rgatishdi. Shuning uchun biz ularni havas qilmaylik, biz Qur'on hadisga qaytaylik. Havas qilmang bu Yevropada o'qishlik, Amerikada o'qishlik, Rossiyada o'qish havas qilmang. Nimani o'rgatadi ular sizga? Ilmda hammasi mana Qur'on hadisda. Odam alayhissalom misli yo'q katta olim edilar. Hadislarda ham aytiladiki, hadis kitoblarida o'qidilaringiz, aqida kitoblarida ham o'qidilaringiz. Ya'ni ko'p o'tdi oldilaringizdan. Shafoat to'g'risidagi hadis. Odamlar Odam alayhissalomdan borib shafoat so'raydi, Nuh alayhissalom, Musa alayhissalom. Odam alayhissalomni oldiga borganda Odam alayhissalomning fazilatlarini zikrini ichida shu ham bor. Ey odam, seni Alloh taolo o'zini qo'li bilan yaratdi va senga butun ismlarni o'rgatdi va farishtalarni senga sajda qildirdi. Shuning uchun insoniyatning boshi jaholat, yovvoyilik, vahshiylik deganlar kofir bo'ladi. Kofirlar kofiri, musulmon agar shunga ishonib tasdiq qilsa kofir bo'ladi. Alloh taolo shu narsalarni farishtalarga ko'rsatdi. Anbi'uni, menga xabar beringlar dedi.
bi asma yahaula shu narsalarning ismlarini in kuntum sodiqin agar sodiq bo'lsalaringiz. Ya'ni Adam alayhissalomning zurriyati to'g'risida man yusidu fiha va yasfiku dima deyilindi. Fasod qiladigan va qon to'kadiganlar. Va farishtalar o'zlarida to'g'risida va nahnu nusabbihu bihamdika va nuqaddisu lak deyishdi. Va holanki biz senga hamdimdan tasbih etamiz, seni ulug'laymiz dedi. Alloh taolo aytayaptiki, agar shu gaplaringizga sodiq bo'lsalaringiz. Qani mana bu narsalarni to'g'risida menga xabar beringlarchi. Bir taraf boshqa tarafdan amalda, xizmatda fazilatli bo'lishlik uchun ilmda fazilatli bo'lishlik. Ilmda fazilatli bo'lgan amalda ham, xizmatda ham fazilatli bo'ladi. Qani Alloh taolo so'rayapti. Odam alayhissalomni fazilatini ko'rsatyapti. Va shu narsaga diqqat qilinglarki, Alloh taolo Odam alayhissalomni yaratib, sajda qilishlikka buyurganda farishtalar sajda qilishdi. Sajda qilganidan keyin bu ilm masalasini qilyapti Alloh taolo. Masalan, Alloh taolo farishtalarga oldin dalil ko'rsatib, Odam alayhissalomga ilm o'rgatib, Odam alayhissalomni farishtalardan ham olimligini isbot qilgandan keyin sajda qilishga buyurgani yo'q. Dalilsiz holatda farishtalar sajda qilib bo'lishdi, undan keyin Alloh taolo ilm o'rgatib, keyin qani mana ko'rilishi kim ilm ustun ekan, kim ilmi ko'p ekan deyapti. Va bu yerdan masalan oddiy misol keltiradigan bo'lsak, ya'ni shar'iy masalalarda hozirgi taraqqiyot qilgan ilmlarda ilmi ko'p bo'lgan odamni fazilati ko'pligi ma'lum. Oddiy misol keltiraman. Bir odam bozorga borib, ikkita mardikor olib kelgan ekan. Ikkita ishchi. Mardikor degani forscha kalima. Ish qiladigan, ya'ni ish erkagi degan ma'noda, ish kishisi degan ma'noda. Mard erkak degani kor ish degani. Ish qiluvchi, ya'ni ishchi. Ikkita ishchi olib kelibdi o'tin yorishlik uchun. Bittasi nihoyatda kuchli, bolda uni qo'lida. Yoryapti. Ikkinchisi zaif odam. Faqat u yormayapti, lekin unga ko'rsatayapti, mana bu yerga urgin deyapti. Panalarni qo'yapti, ushab turibdi, yo'lni ko'rsatayapti. Kechasi ishni bitirgandan keyin polvonga berganlar, o'tini yorganga bergan ujratini ikki barobarini narigisiga beribdi. Keyin odamlar hayron qoldi. Bu polvon qildi-ku ishni hammasini. Nimaga siz bunga ko'p beryapsiz? Shunda u odam aytgan ekanki, agar bu bo'lmaganda u polvon bitta ham o'tinni yorolmas edi. Kuchi borligi kifoya qilmaydi. O'tinda o'zini uradigan yerlari bor. O'sha uradigan yeriga urasiz, osongina yoriladi. Bo'lmasa noto'g'ri yeriga uraverasiz, uraverasiz. Siz kesaman deb qasam ichasiz, o'tin kesilmayman deb qasam ichadi. Charchaganingiz qoladi xolos. Qarang, har bir tarafida ilm bo'lishi kerak. Ilm bo'lsa oson bo'ladi. Ilm bilan fazilatli bo'lyapti. Va yana ilmni fazilati ma'lum bo'lyaptiki, Odam alayhissalomni farishtalardan afzalligini isbot qilishligi uchun Alloh taolo ilm o'rgatdi. Demak, fazilat ilmda ekan. Masalan, Odam alayhissalomga Alloh taolo quvvat berib, farishtalarga aytmadiki, qani kim kurashadi, demayaptiku. Kuch quvvatdan emas fazilat. Ya'ni kuch quvvatda ham fazilati bor, ammo ilmni muqobilida bu past qoladi u. Ilm undan afzaldir. Yoki Alloh taolo Odam alayhissalomga nihoyatda go'zal toshlar, qimmatbaho narsalar, matolar berib turib, qani sizlarda bormi, demayapti. Fazilat bunday mol-u davlatdan, qiymatdan bo'lmaydi. Haqiqiy fazilat ilm bilan bo'ladi. Shuning uchun ilmni mahkam ushlashlik kerak. Odam alayhissalomni yo'lini mahkam ushlab, ilmni mahkam ushlasangiz, Odam alayhissalomga tavozu qilgan farishtalar sizga ham tavozu qilishadi. Payg'ambarimiz alayhissalom buni sahih hadisda aytadilarki, "Tolib ilmdan farishtalar rozi bo'lganligidan qanotlarini uning yo'liga to'shaydilar." Siz yurganingizda farishtalarning qanotida yuribsiz. Qarang, ilmni fazilati Odam alayhissalomdan boshlab qiyomatgacha davom etaveradigan narsa bu. Qayting ilm yo'liga, Odam alayhissalomning yo'liga qayting, ilmni mahkam ushlang, aziz bo'lasiz, unga shak shubha yo'q. Farishtalardek zotlar qanotini siz oyog'ingiz tagiga qo'ygandan keyin, boshqa hammasi xolasa xolamasa sizga tavozu qiladi, xolasa xolamasa. Insonlar va jinlar va hammasi, hukumat hammasi. Fihoy olimuddinda Imom G'azzoliy aytadilarki, podsholar odamlarni boshqaradi. Podsholarni olimlar boshqaradi. Hamma shunday. Islomiy podsholarni ham kuzating, olimlar boshqaradi. Kofir podsholarni ham kuzating, olimlar boshqaradi. Mana Putin chiqib gapiradi, shunga professorlar yozib beradi uning ma'lumotlarni. O'rgatishadi, chiqib shuni gapiradi. U o'zi o'tirib kitoblardan tekshirib qilmaydi uni, vaqti yo'q. Yoki Obama chiqib gapiryapti, butun ma'lumotlarni professorlar, olimlar tayyorlab beradi. Musulmonlarniki ham shunday.
Yani alimler başkanıydı, padişahlardı. İlimde fazileti nihayette gördü. İlim bilen Allah-u Teala Adam Aleyhisselam'ın afzalliğini gösterdi. Ve yine bir mühim mesele hal buluyordu. Mu'tezile bin Ahl-i Sünnet'in ortasında ihtilaf var. Ahl-i Sünnet dedi ki, peygamberler farişlerden afzaldır dedi. Mu'tezile dedi ki, yok dedi. Adam zatı, farişte zatıdan afzal buluşu mümkün mü? Çünkü adam zat beraber hata kıladı. Farişlerde hata yok ki. Hani kulardan afzal buladı dedi. Mene Adam Aleyhisselam bütün farişlerden afzal buldular. Farişlerden talep kılınganda ne dedi ular? Farişteler hani kürsatçı kaysanısını ayteylik. Bilgeniniz şeytanımız dedi mi? Yok. Kalu subhaneke la ilme lana illa ma allamtana. Farişteler dedi ki subhanek ey Allah sen paksan bize hiç kendi ilmimiz yok. La ilme lana. Bize hiç kendi ilmimiz yok. İlla ma allamtana. Fakat yine sen bize öğretken ilim var. Halas. Yani seni öğretken ilminden başka ilmimiz yok. Farişteler de adabını karayın. Birde Allah subhanahu ve teala'nın talebi hazır birde farişteler şunu kılıyorlar. Sizlerge yakşı bulat diye mana demez. Yani Adam aleyhisselam'a tenkeler meyseler diye mana da buluyor. Şunu farişteler çüngenlik için bizim ilmimiz yok. Fakat yine sen öğretken ilim var halas diye şey yaptı. Bunda halette ilimde izhar kılıçlık yani namunasip buladı, diyadetlik buladı. Yani bu adabda örgenelik feriştelerden. Mesela dediğiniz gazabiz geldi sizge. Ayrıca ki bayıp kaldı mı sizin? Çıkar pulini dese. Bayıp pulini çıkarmayın. Ayrıca ki yok pulumuz elbette. Biz uzumuz hem pulumuz hem sizinki. Biz sizin mülkizimiz. Allah razı olsun yaşlığımızdan bizi terbiye kıldıyız, katta kıldıyız deyin. Ya ki mesela sporcu üstaziz açığı gibi kaldı. Küçüğüp kaldı mı? Çık meydanga. Dese, meyli hazır biraz damalı demeyin. Nefesim rastla valiye demeyin. Etin ustaz keçiresiz. Hata buldu bizden. Hani ferişteler eti yaptı. Biz hiç kendi ilmimiz yok ki de yaptı. Hakikatten hem doğru. Ferişteler diyen, peygamberler diyen hiç kimi hiç kendi ilmi yok. Hemen Allah tarafından. Allah ürgeterdi bütün ilimlerini. Ve şuradan malum oluyordu ki bütün ilimlerinin esasçısı Allah subhanahu ve teala'dır. Bütün ilimler hemen Allah tarafından geledi. Dini ilimler hem dünyavi ilimler hem. Hazır bu kompüter, keşfiyatı, lakin Mercedes, Jeep busun, bu tayyaralar, sayyaralar, hamısı Allah tarafından öğretilip durgan ilim bunlar. Farişteler de adamıdan Peygamberimiz Aleyhisselam öğrendiler. Peygamberimiz Aleyhisselam bilmeyen esasını bilmeyen derdiler. Bir gün bir adam gelip soradı, yerlerinin en efzali hayır degende ettiler ki, bilmeyen Cibril'den sonra kiyin etemem dediler. Cibril'den sorardılar, Cibril etti, benim bilmeyim ben, Allah'tan soruyor ki, eytemen. Allah'tan sorardı, Allah Teala etti ki, yerlerin en yakzalı mescitlerdir. En yamanı bazarlardır, deyildi. Çünkü için biz zamandaki Müslümanlar, mescitlerine varmıyordu, bazarlarına varacağız. Daim bazarlarda yürüyeceğiz. Şu hadiske emel kılışın. Yani, hatta Peygamberimiz Aleyhisselam, bilmeyim ben eğer Cibril etmese de yaptı. Cibril etmese yaptı, Allah etmese ben bilmeyim ben de yaptı. Sahabeler hem şunu dedi, bilmeyen esasında bilmeyim ben de yaptı. Yani bilmeyen nesini bilmeyen işliği bu amanettir. Bilmeyen nesini bilişliği dava kılıçlik hıyanettir. Kezzapliktir. Uzigen hıyanet, Allah'ken hıyanet, dingen bütün insaniyetke hıyanettir. İmamlarda tarihi yakarasız, imamlar tarihi deyem şimdi. İmam Azam'dan bir neçe meseleler meşgul ki bilmeyen diyenler. Şu ayet hadisleri yemel kıyan halette. Ahmet bin Hanbel diyen var, İmam Şafii diyen var, İmam Malik diyen var. Hatta İmam Malik de yani bir mecliste 48'te savaş soraldı, 12'tesiye cevap verdiler, başkalarına cevap vermediler. Yani kancasını bilmeyettiler. Üyelmesediler. Bu iman, bu takva, bu bilmeyensizliği bilmeyemden değiştirdiniz gerek. Ali radıyallahu anh'u bir günü minberden ve askerle yaptırganları da bir kişi bir savaş sorattı, bu kişi bilmeyemden dediler. Şimdi bu adam eski yetirasıyla diyor, kendime gel bilmeyesen sen bunu. Peygamber de ciğeri bu sen, kiyoğu bu sen. Dörtüncü halife bu sen, şünceli faziletin bu sen, şunu bilmeysen mi? Bunu bilmesin, ilmin az bu sen, nime gemiyim ver diye çıkıp aldın sen, de bir itiraz kıttı. Ali ayet ki, Ali razıyla hukuşu, ilmim az bu genlik için, ben aşı binberde oturup ben, ilmim yerleşe. Eğer beni cehaletim yerleşe götürseleriz, Osman'a çıkıp giderdim. İlmim yerleşe bu genlik için, şu kişiyle binberde oturup ben de, eğer cehaletimge karabini kötüseler, Osman'a çıkıp getirmendi genelken.
Aynı çünkü o şeyden çırağını geldi, Abi Yusuf etkenler. Abi Yusuf'tan bu fatuvalı soruşken de bilmeyim ben diyenler. Açıkken ki bu kanaka gel bu. Abu Hanife'nin en kete şagirdi bu siz. Dünyada hem kazılarda imamı, rehberi bu siz, üstazı bu siz. Ve çünkü size ilminiz az mı? Sizge hazineden şunun için pül belirli yaptı mı? Diyor da Abu Yusuf elbette şu az yine ilmimge menge hazineden pül belirli yaptı. Eğer beni cehaletimge pül belirse hazineler yetmeydi. Bilmeyen nesemge pül belirmen deyse hazineler yetmeydi. Boşak kola da hem hazineler. Diyen ekenler. Halen tavazu kılışı yaptı. Çünkü için biz hem tavazu kılırız. Allah'tan korkuyoruz. Bilmeyen nesemizi bilmeyemen deyiniz. Ne kılavuz uzunluğumuzda zulüm kılıp. Farıştıra et yaptı. La ilme lana. İlmimiz yok diyaptı. İnneke ente alimul hakim. Elbette sen uzun bülüçü hikmetli zatsan. Hane seni bilesen ve hikmetli zatsan. Hakikaten Allah-u Teala hane seni biledi ve her bir işlerde hikmetler var.